Herkese selam, beni tanıyanlar hoş geldiler. İlk defa beni görenler için ben Ezgi, siz de hoş geldiniz. Çok uzun zamandır video çekemiyorum, sanırım yaklaşık 5 ay oldu. Ama çok yoğundu işlerim, çok yoğun bir dönemden geçtim. O yüzden biraz ara vermiş oldum ama yine buradayım. Bugün yine hastayım, bu kanalda kaç hasta video çektim artık bilmiyorum ama yine herhalde sanırım korona oldum ya da çok ağır bir grip geçiriyorum. Hazır dedim hastayım. Oturup şu videoyu bitireyim. Hangi video? Size 4 ay önce bir video çekmeye başladım. Eyüp Sabri Tuncer'in sirke saç toniği ile ilgili. Fakat yanlışlıkla videonun baş kısmını sildim. Ve de videonun sadece sonu kalmış oldu. Başını tekrar çekmem gerekiyordu. Ve iş 4 aya kadar uzamış oldu. Ama bugün videoyu tamamlamaya karar verdim. Bunu birkaç ay önce almıştım. Ne zaman? Burnum için... Tabii burnum için İstanbul'a gittiğimde almıştım. İki şişe almıştım. Bu ikinci şişem neredeyse bitti. Artık daha iyi değerlendirebilirim diye düşünüyorum bayağı kullandığım için. Ürünün içeriğiyle ilgili detaylı konuşacağım. Ama önce şunu sanırım itiraf etmem gerekiyor. Çok ön yargılı olarak aldım bu ürünü. Çünkü Instagram'da bütün influencerlarda bir şeyi gördüğünüz zaman ben onlara daha ön yargılı yaklaşıyorum. Çok fazla PR'ı yapılan şeylere daha az güveniyorum. Yani birazcık şüpheci bir tüketiciyim sanırım. Ben bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Aldığımda 50 küsür liraydı sanırım. Şu an bakıyorum ki 56 lira 67'den düşmüş. Herhalde fiyatı yine arttı. İndi. 23 bin tane de değerlendirmesi var. Yorumlar genel olarak iyi. Fakat YouTube'da da birkaç video izledim. Memnun olmayanlar vardı. Eğer beni takip ediyorsanız kanalda biliyorsunuz ki saça sirke kullanmak benim düzenli olarak yaptığım bir şey. Her 4 yıkamada bir saçıma elma sirkesiyle durulama yapıyorum. Dolayısıyla bu ürünle merak ediyordum. Nasıl olacak diye. Önce ürünün neler vaat ettiği ile ilgili konuşmak istiyorum. Canlı ve ferahlatıcı etki diyor. Sirkenin saç derisini temizleme özelliği olduğu için ferahlatıcı etkisi oradan geliyor olmalı. Islak ve kuru saçta kolay tarama, saçların elektriklenmesini engeller ve yumuşamasına yardımcı olur. Işıldayan saçlara kavuşmanızı sağlarken tatlı frambuaz kokusu ile tazelenmiş bir his bırakır. Yine sirke saçı parlatan özelliklere sahip. Sirke kullandıktan sonra saçlarınızın daha parlak olduğunu fark edersiniz. Güçlü performansı sayesinde geleneksel saç kremlerinden çok daha etkili bir şekilde saçlarınızın elektriklenmesini engeller ve yumuşamasına yardımcı olur. Saç kreminden daha iyi olduğunu iddia etmek bence büyük bir iddia. Saç kreminden daha etkili olduğunu şu an düşünüyor muyum? Peşin peşin söyleyeyim, hala düşünmüyorum. Ama yine de beklediğim gibi kötü çıkmadı bu ürün. Tahmin edeceksiniz zaten ne kadar kullandığımdan. Tüm saç tiplerini de güvenle kullanabileceğiniz diyor. Şimdi bu benim... çocuklar, kedi aldım da ben bu sırada size tanıştırayım. Bu Misi. Misi herkese merhaba de kızım. Sonra öpersin beni. Bebecikti, kocaman oldu. Aylar geçti, neredeyse 8 aylık olacak kızım. Değil mi? Ay. Ne diyordum? Tüm saç tiplerinde diyordum. Bu benim çok sevmediğim bir terim. Tüm saç tipleri için uygundur diye. Çünkü bir ürünün tüm saç tipleri için uygun olması çok mümkün değil bence. Çünkü her saç birbirinden çok farklı. Saçın tipini belirleyen faktörler sadece düz ya da dalgalı olması ya da kıvırcık olması değil saçın. Saçın porozitesi var, elastisiyeti var. Nem kapasitesi var. Yani çok farklı faktörler varken bir ürün bütün saç tiplerine iyi gelmez. Bu YouTube'da bunu değerlendiren videoları izlediğimde gerçekten bundan nefret edenler olduğunu gördüm. Saçlarım kuruttu, saçlarım çok sert oldu diyenler var. Saçın ihtiyaçları dönemsel olarak değişebiliyor. Bazen daha çok protein isterken saç, bazen daha çok nem isteyebiliyor. Saçınızın daha çok protein istediği bir dönemde yüksek neme maruz bıraktığınız zaman tam tersi etkisi olur saçta. Saç bilimi videolarımda bununla ilgili detaylı olarak zaten konuşuyorum. Saçların gözle görülür bir şekilde kabarmasını ve elektriklenmesini önler. Saçta elektriklenmeyi önlemenin en temel adımlarından biri saçın ve saç derisinin pH'ını dengelemek. pH dengeli ürünler kullandığımız zaman zaten saçımızın elektriklenmesi ve o friz dediğimiz kabarıklık zaten daha az oluyor. Kullanım şeklinde saçınızı şampuanladıktan sonra durulayın ve daha sonra saç derisine ve saçlara sirkeyi eşit olarak uygulayın. Ardından masaj yapın ve durulamadan önce 1-2 dakika bekleyin. Önce kokusuyla başlamak istiyorum.
Ben kokusunu ilk kullandığımda da sevmedim. Hala sevmiyorum. Bana çok böyle ucuz el sabunu kokusunu hatırlatıyor. Bana asla bir sirke kokusu gelmiyor. Sirke kokusu aldığını söyleyenler var. YouTube videolarını izlediğimde gördüm. Belki sirke ben kullandığım için artık alıştım ama hiç sirke kokusu almıyorum. Güzel kokmuyor yani bence bu ürün. Kötü de kokmuyor ama ya yani böyle ucuz şekerli parfüm gibi kokuyor. Ben saçlarımın uçlarına uygulamadım. Saçlarımın diplerine uyguladım sadece. Zaten saç uçlarına bir şekilde akıyor. Ve o şekilde kullandığım zaman saç uçlarımı daha az kuruttuğunu fark ettim. Çünkü saç uçlarıma kullandığım zaman yani dibime döker gibi saç uçlarıma da döktüğüm zaman saç uçlarımı biraz kuruttuğunu fark ettim. Ve o yüzden sadece dibine uyguladım. Saçların kolay taranacağını söylüyor. Onunla da ilgili olarak ben saçımı ıslakken, tararken mutlaka ama mutlaka bir nemlendirici, leave-in conditioner dediğimiz kremlerden saçımı sürüyorum. Saçımı öyle bir şey sürmeden taramadığım için sadece bir defa denedim bu ürünü sürdükten sonra başka hiçbir şey kullanmadan saçımı taramayı. Evet saçım kolay tarandı ama öyle wow tarak akıyor da bir şey olmadı. Daha sonra tekrar denemedim o şekilde çünkü saç ıslakken çok kırıldığı için hiçbir zaman saçlarımı ıslakken taramadan önce dediğim gibi bir şey sürmeden taramıyorum. Parlaklıkla ilgili olarak da evet yine saçımı parlattığımı düşünüyorum ama parlıyorsun parıl parılsın da bir parlaklık vermiyor. Zaten duruladığınız bir ürün olduğu için o kadar da parlaklık vermesini zaten beklememek lazım. Kullanım sıklığı olarak da ben bunu her yıkamada kullanmadım. 3-4 yıkamada bir kullandım. Ben saçımı haftada bir veya iki defa yıkıyorum. Özür dilerim bu arada çok burnum akıyor ve devamlı hapşırıyorum aslında. Ferahlatıcı bir etkisi evet gerçekten var. Kullandıktan sonra saçlarınızda bir ferahlık hissediyorsunuz. Ama pek çok yine videomda söylediğim gibi saçınıza birkaç yıkamada bir derin temizleyici bir şampuan kullanmalı ve saçlarınızı iyi temizlemelisiniz. Bu onun yerini tutacak bir ürün değil. Evet saçınızı ferahlatıyor ama saçlarınızı ürün kalıntılarından kurtarmak için daha güçlü bir ürün kullanmanız lazım. Bu da derin temizleyici bir şampuan olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Ürünün içeriğini birazdan tek tek anlatıyor olacağım o önce çekmiş olduğum kısımda. Ama hani orayı izlemek istemiyorum. Hadi çabuk söyle ne diyeceksen diyenler için. Bu ürün hani benim için olmazsa olmaz bir ürün olmadı. Ama hani tekrar alır mıyım? Evet alırım. Zaten ikinci şişem bitmek üzere. İstanbul'a biri gittiğinde getirtir miyim? Getirtmem ama İstanbul'a gittiğimde alırım gibi düşünüyorum. Bu benim için sirke kullanımının yerine geçecek bir tonik değil. Bu bence iyi bir nem toniği. Benim önerebileceğim bir ürün ama şiddetle önerdim mutlaka alın. Saç bakımınızda kullanın dediğim bir ürün de değil. İyi ama o kadar iyi değil diyeyim. Sanırım bu ürünle ilgili söylemek istediğim daha fazla bir şey yok. Şimdi içerikleriyle konuştum ve daha önce çektiğim kısım gelecek. Videoyu da o şekilde bitiriyor olacağım. Ama şimdiki zamandan sizi selamlıyorum. Görüşürüz. Çoğunuz biliyorsunuz ki içerik okurken bu içeriklerin sıralaması oranlarına göre yazılıyor. Çoktan aza doğru. Bunun da içinde ilk olarak aqua yani su var. Zaten saçımızı yüzümüze sürdüğümüz şeylerin çoğunun içinde öncelikle ilk ana madde su oluyor. Daha sonra onu %5 oranı olmak üzere vinegar yani sirke izlemiş. %5 az bir oran aslında. Ben daha fazla olur diye düşünmüştüm. Yani bu sirkeli tonik değil, sirke toniği değil. İçinde sirke olan bir saç toniği diyebiliriz. Onu takip eden gliserin bu ürün saç kreminden daha etkili olduğunu iddia ediyordu. Ve bu iddiası büyük ihtimalle içindeki gliserinden geliyor. Çünkü gliserin daha önce birkaç videomda bahsetmiştim. Saç için çok ama çok önemli bir nem kaynağı. Saçta ve ciltte gliserinin nem tutucu bir özelliği var. Yani hyaluronik asit gibi aslında. Hyaluronik asitin daha uygun fiyatlı kardeşi diyebiliriz gliserin için. Fakat gliserin hiçbir zaman kuru saça kullanılmaz. Her zaman ıslak ve temiz saça kullanılması lazım. Onu takip eden Rubus ideus fruit extract, doğal frambuaz ekstraktı. Aslında bu sadece kokusu için seçilen bir ürün değil. Çünkü frambuaz nemlendirici etkisi olan kremlerde, losyonlarda kullanılan bir içerik. Yani nemlendirici etkisi olan bir şey vücudumuz için. Dolayısıyla o yüzden frambuazlı yapmışlar diye düşünüyorum. Fenoksetenol aslında bir koruyucu. Ürünlerde mantar, bakteri ve maya oluşmasını engelliyor. Ayrıca da antimikrobiyal özelliği var. Doğru söyledim mi?
Amodimetikon, silikon bazlı bir polimer, saçtaki elektriklenmeyi, o friz dediğimiz azaltan ve saç buklelerine ağırlık vermeden yönetmeye kolaylaştıran bir içerik diyeyim. Setronomyum klorit, saçı şekillendirmede yardımcı olan bir antistatik bileşen. Ayrıca sıvı ürünlerde de bakteri oluşumunu engelliyor. Ve de geldik sevmediğim kısmına. İçinde parfüm var. Ben parfümlü ürünleri kullanmayı sevmiyorum. Daha önce bunu kanalda birkaç defa söyledim. Ne saçıma ne yüzüme parfüm kullanmayı sevmiyorum. En başta olan içeriklerden biri olmadığı için oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunda parfüm var, kullanmam diyeceğim bir ürün değil ama parfüm olduğu aklınızda bulunsun. Olive Oil Pack 7 Esters. Bu cilt bakımı ürünlerinde gördüğümüz bir şey. Bunu saf zeytinyağını bir şeyle karıştırıyorlar. Ama onun terimini size okumam lazım. Çünkü birazcık aklımda tutmam için zor. Saf zeytinyağını sentetik bir nemlendirici ve çözücü olan PEG 7 ile birleştiriyorlar. Ve bu işlemin adı da transesterifikasyon olarak biliniyormuş. Tridecet 5 bu ürünlerin birbirinden ayrılmasını engelleyen bir bileşen ve onu pantenol takip ediyor. Pantenol daha önce bu kanalda bahsettiğim bir içerik. B5 vitamini. Saç ürünlerinde çokça görüyoruz. Özellikle şampuanlarda, kremlerde ana bileşenlerden bir tanesi. Çünkü saçı nemli tutmaya çok yararı olan bir bileşen. Saçı güçlendiriyor, nemi koruyor, hasarlı saç dokusunu iyileştirmeye yardımcı oluyor. Yani o da iyi bir içerik. Etihexgliserin de gliserinden elde edilen sentetik bir bileşen. Sonuca geldik. Lauret 9. Bu genelde durulanan ürünlerde görülen ve yüzeyde kalan aktif bir madde. Şampuanlarda ve kremlerde gördüğünüz bir bileşen. Özellikle kaşıntı önleyici bir özelliği var. Tetrasodyum etta metallerin saçınızda ve saçlarınızda birikmesini engelliyor ve saçınızın daha parlak görünmesini sağlıyor. Saç bakımı ürünlerinde genelde pH dengeleyici bir görevi var. Ve de son olarak tritonolamin. Bu genelde etnik saçlar için yapılan saç jölerinde ve kremlerinde görülen bir bileşen. Kalın ve yapışkan bir yapısı olduğu için ürünlerin tutuşunu güçlendiriyor. Bu çok bildiğim bir bileşen değil de bunu araştırırken şöyle bir şeye denk geldim. Bu çok popüler bir bileşen değilmiş saç ürünlerinde. Çünkü yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında son derece toksik oluyormuş. Kanserojen bir madde olup olmadığı ile ilgili devam eden çalışmalar varmış. Bir ürünün içinde %5'ten daha fazla asla kullanılmaması lazımmış. Ama dediğim gibi yani daha bu içerikte sirke %5 ise bu zaten çok çok düşük bir yüzdededir diye düşünüyorum. Evet, ürünün içeriği de böyle. Bu arada biraz önce pH'ten bahsetmiştim. Bunun pH'ını ölçelim sizinle. Zamanında şöyle pH değerini ölçmek için kağıtlar almıştım. Şimdi bir tane koparayım, ölçelim. Evet, içine batırdım, çıkarttım. Bu biraz bekleyecek. Şimdi bunun nihayetinde sarı kalmasını istiyorum. Çünkü o zaman pH olarak dengede olmuş oluyor. Baktığım zaman 6'ya denk geliyor. Yani dolayısıyla pH'ı da iyi bir ürün bu. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa mutlaka yorum bırakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.